Merhaba sevgili Çiftçi TV izleyicileri. Bugünkü programımızı Ömer Faruk Erdönmez abimizin kümeslerinden gerçekleştiriyoruz. Kendisini kısaca tanıyalım. Ömer abi merhaba. Merhaba Gökçen. Nasılsınız? Sağ olun. Bugün nasip oldu sizin kümeslerinize çekim yapmak. İnşallah güzel şeyler göreceğiz. Umuyoruz. İnşallah. Türkiye'nin en özel koleksiyonlarından birine sahipsiniz. Onu biliyoruz. En büyük, en geniş kapsamlı ve en eskilerinden birisiniz. O manada sizinle de bir program çekmek istedik. Bize kısaca kendinizi anlatır mısınız? Ben 1965 Bursa doğumluyum. Esas işimiz inşaat sektörü olmasına rağmen küçük yaşlardan beri hayvancılığa, özellikle süs tavuklara merak, ilgi duydum. Küçük yaşta birkaç paçalı tavuk dediğimiz, cin tavuğu dediğimiz tavukla iş yerinin bahçesinde beslemeye başladım. Aradan geçen zaman içinde, bu zaman 20-22 sene olmuş, onu da belirteyim. Evet. Ufak tavuklar, sırasıyla hindi, tokat tavuğu derken yurt dışından dünya tavukları, Avrupa tavukları ve bugünkü geniş kapsamlı bir koleksiyona sahip oldu. Evet, yani güzel bir hobi anlamında başladı. Evet. Güzel bir koleksiyon haline döndü. Doğru. Peki bunda gelişim aşaması nasıl oldu? Hani nasıl başladınız? İlk hayvanınız neydi mesela? Sizin için en özel hayvan ilk başınızda? Şimdi Göksel, ilk hayvanım dediğim gibi paçalı cin tavuğu dediğimiz, pazardan aldığımız. İspenç. Evet. Cin tavuğu, işte çeşitli adları olan o tavukla başladık. Onunla da paçalı olması, minyatür olması o zaman için 20-25 yıl evvelinden bahsediyorum. Evet. Çok ilgi çekiyordu. Renkleri çok çeşitli olması. Bunları beslerken üretmeye başladık. Esas bizim dünya hayvanlarına yönelmemiz, dünya süs tavuklarına yönelmemiz 1994 senesinde oldu. Elime geçen Amerika'daki bir çiftliğin kataloğu dünyada ne kadar çok çeşitli süs tavuğu olduğunu, renkleri, boyları, paçaları, ibikleri, ne kadar değişik hayvanlar olduğunu beni o sene, 94 senesinde o katalogdan görüp ve bunlardan elde etmenin yollarını aramaya başladım. Evet. Bunun sonucunda o zaman Amerika'da yaşayan bir arkadaşımın Türkiye'nin her gelişte o çiftlikten yumurta getirmesiyle dünya tavuklarına, süs tavuklarına ve Avrupa'daki süs tavuklarına sahip olduk. Bunların içinde yani en önemlisini bir veya iki hayvan sıralayamayız ama benim için daima en sevdiğim hayvanların başında Brahmalar gelir. Evet. Niye? Gösterişli olması, heybetli olması, tarihinin çok eski olması ama öteki hayvanları da hepsini aynı değerde seviyoruz. İlk getirdiğimiz yıllarda bizim de ilk ismini İlk defa duyduğumuz, hayvanseverlere yazıp da verdiğimiz hayvanlar vardı. İşte bu siyah beyaz tavuğun adı şudur. Leken Verders. İşte gri tavuğun adı şudur. Ama aradan geçen zaman içinde özellikle Türkiye'mizde bu hayvanların süs tavuklarına merakın giderek çoğalması, genişlemesi, hayvanseverlere daha bilinçli şekilde hayvan yetiştirmelerine, üretmelerine ve beslemelerine sebep olmuştur. Bu da bizim memnun etmektedir. Niye? İlk dönemde ismine bile bilinmeyen tavukların bugün artık özellikleri, standartları bilerek almakta hayvanseverler. Ve ne istediğini, ne beslediğini bilerek, ırk özelliklerini bilerek beslemekte. Bu da bizi hayli memnun etmekte. Daha rahat pazarlama olabiliyor o manada diyebilir miyiz? Hani gelen tanıyor, alacağı şeyi biliyor. Doğru adrese doğru hayvana geliyor. Ben Brahma alacağım, ben Fizan tavuğu alacağım deyip doğru adrese ismini bilerek geliyor. Tabii. Şimdi tabii daha önceki yıllarda geliyordu müşteri. İşte şu siyah beyaz nedir? Siz bunun açıklamasını veya uzun iri tavuk olsun diye geliyordu. Brahma evet. Olduğunu bilmeden. Ama şu anda Brahma'nın özelliklerini bilerek bizim çiftliğimizdeki yöntem de anne babalarımız vardır, damızlıklarımız vardır. Gelen hayvanseverler önce anne babalarını görür. Sonra bizim hayvanseverlere sunduğumuz hayvanlar genellikle 3 ve 4 aylıktır.
yarka dediğimiz veya piliç dediğimiz o hayvanlardan alır. Ama gelenlerin büyük bir çoğunluğu mutlaka hayvanın, alacağı hayvanın özelliklerini bilerek geliyorlar. Evet, bu da tabii sizin için daha bir satış, kolay satış taktiği oluyor. Tabii yani şimdi bilmesi, onu da bilinçli müşteri anlamında oluyor. Onu da şöyle söyleyeyim. Brahma'dan söz açılmışken, her iri hayvan Brahma veya Koşin değildir. Brahma'nın bazı özellikleri, standart özellikleri, Koşin'in standart özellikleri vardır. Burada bir sürü kriter vardır. Renkleri, paça yapısı, ibikleri, ayakları. Şimdi Türkiye'mizde bunlar yeni yeni dernekler vasıtasıyla yeni yeni standarda oturuyor. Ama sosyal medya dediğimiz internet üzerinden, Avrupa'daki kulüplerden, Avrupa'daki yetiştiricilerden bunların bilgilerini alıp hayvan seçmeye, hayvan almaya bilinçli bir şekilde geliyor gelen hayvanseverler. Evet, yani doğru olarak yapıyor. Hani dolayısıyla artık eski tabirle kırma olayı bitmiş oluyor. Daha doğru, daha orijinal ırklar üretiliyor. Herkes yaptığı işi bilinçli yapıyor dolayısıyla. Doğru. Peki ırklardan bahsettiniz. Brahma dediniz. Yani dünyadaki ırk boyutları veya çeşitleri var mıdır? Bunlardan bize bahsedebilir misiniz? Dünyada kaç çeşit, kaç boy hayvan vardır? Şimdi Göksel, ona geçmeden evvel isterseniz bu gösterişli, yani süs hayvanları dediğimiz hayvanların nasıl ortaya çıktığından biraz bahsedelim. Evet, süs tavuğu mesela, süs tavuğu nedir? Nasıl çıkmıştır? Dünyada bilinen, doğada yaşayan 4 tavuk ırkı vardır. Bunların evcilleşmesi yazılı literatürlere göre 7 ile 8 bin yıl evvel olmuştur. Bu bizim kitaplardan edindiğimiz bilgilerdir. Gösterişli ırkların, süs tavukların ortaya çıkması da 1849 yılına kadar sadece ticari yumurta ve et yönlü tavuk yetiştirilirken gösteri tavukları için sade dövüş horozları yetiştirilmiş. Yarışmaları düzenlenmiş, dövüş için yetiştirilecek ırkların özellikleri belirlenmiş. Bunların arasında gerekli çiftleştirme yapılmış. En iyisini bulmaya çalışılmış. 1849 yılında İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in dövüş horozları, dövüşü yasaklamasıyla birlikte başka bir arayışa gitmişler. Nedir bu? Gösterişli ırklar. Yani görünüşü için, tüyü, ibi, paçası, ötüşü için beslenen süs hayvanları. Ve bundan sonra gerekli çiftleştirme, seçici çiftleştirme dedikleri, yani Brahma'yı elde edebilmek için Brahma ile Brahma'yı veya Brahma ile Malay'ı, Zibit'i, Hamburg'u seçici çiftleştirmeye başlamışlar. Yani 1849-1850 yılları arasında. Yani 166 sene olmuş. Süs tavukları dünyada, bunun önce İngiltere'de sonra Amerika'da standart kitapları yayınlanmış, kulüpleri kurulmuş ve seçici çiftleştirmeyle, yani ırk özelliği taşıyan hayvanların çiftleştirmesiyle gösteri ırkı, süs hayvanları ırkı böylece bütün dünyada yaygın haline gelmiş. Önceleri birkaç tavukken sonraları bu çiftleştirme çoğalınca bugünkü süs tavukları çeşitleri oluşmuş. Şimdi 166 yıl evvel başlayan bu gösterişli ırklar Türkiye'mizde ne kadar yayılsa da daha gidecek çok yerimiz olduğunu gösteriyor. Ve yeni yeni derneklerin kurulmasıyla, bilinçli üreticilerin artmasıyla ve bilgilerin paylaşımıyla bu hobi, bu zevk Türkiye'mizde de hızla gelişmekte. Evet. Derneklerden bahsetmişken, dernekleşmenin yararı nedir sizce? Hani Türkiye'de onu aşkın dernek oldu son zamanlarda kurulan derneklerle. Onu aşkın dernek oldu. Dernekleşmenin yararı nedir? Avrupa'daki dernekleşmeyle bizdeki dernekleşme arasında ne gibi farklar görüyorsunuz?
sorunun sonundan başlayalım. Tabii farklar olacak. Bizim gidecek çok yolumuz var. Çünkü mutlaka çok iyiyiz sektörde. Evet. 166 seneden bahsediyoruz o derneklerin. Ama bizde de işte sen de o derneğin bir üyesisin, Bursa yöneticisin. Bizde de müthiş ilerlemeler var. Bu ilerlemelerin de sizin gibi, başka hayvanseverler gibi özverili çalışan hayvanseverler sayesinde oluyor. Dernekleşme niye çok mühim? Bir dernek altında şöyle düşünelim. Ben bir evimde veya bahçemde tavuk besleyen veya bahçe hayvanı besleyen hobiciyim. Niye bir derneğe üye olmam diye kendime sormam lazım. Niye bir derneğe üye olayım? Birincisi, kurumsal bir kimlik altına giriyorsunuz. Hayvanlarınız o derneğe kayıtlı, üretimiyle, cinsleriyle kayıtlı bir dernek üyesi oluyorsunuz. Bunun faydası nedir? Dernek üyelikleri çoğaldıkça hayvan takası nedir? Birisinin horozu, birisinin tavuğu lazım. İlk tercih dernek üyelerinden alışveriş yapılmasıdır. Bu Avrupa'da da böyle. Bildiğiniz, kalitesine güvendiğiniz dernek üyelerinin hayvanlarını tercih edersiniz. Şöyle satın diyebilir miyiz? Dernek üyesi ise bilinçli bir üreticidir. Evet. Safkan ırk üretir. Bu yüzden dernek üyesi kişilerden alışveriş yapmak daha doğru olacaktır. Daha doğru olur. Evet. İkinci bir sebep, dedim ya biraz evvel gidecek yolumuz var diye. Derneklerin çalışması sonucunda derneğin bir danışmanı, bir veterineri, bir yem rasyonu danışmanı, anlaşmalı bir yem fabrikası. Bunlar zamanla olacaktır. Hayvanınız hastalandı. Derneğe gittiğiniz zaman danışacak bir veterineriniz. Buna teşhis koyacak bir veterineriniz. İlaçları alabileceğiniz derneğin anlaşmalı bir ilaç firması, ilaç satan firmalar olacaktır. Evet, bunlar ilerleyen safhalarda mutlaka düşünülen şeyler zaten. Bunlar teknik hayvan besleyenlerin lazım olan şeyler. Bir de bu işin sosyal yönü var. Sosyal yönü nedir? Şimdi biz de görüyoruz Bursa Derneği'nde, İstanbul'da yemekli toplantılar oluyor. Bir sürü arkadaşlarla, şehir dışından gelmiş arkadaşlarla orada kaynaşmalar oluyor. Belki şahıs olarak, belki ailecek. Daha ileriki günlerde ben umut ediyorum ki seyahatler olacaklar grup halde. Yurt içi ve yurt dışı seyahatler. Onun için derneklerimiz kurulması burada tahminim bir sene oldu. Türkiye'deki dernek. Bunun için 2015'in içinde kuruldu bütün hepsi. 2015'in içinde kuruldu. Zaman geçtikçe, dernekler oturdukça bu teknik yardımlar üyelerine ve sosyal faaliyetler artacak ve herkes bir derneğin üyesi olmak için bence büyük bir ilgi duyacaktır. Dernekler çok önemli. Dediğim gibi kurumsal bir kimlik altına giriyorsunuz. Peki kurumsal bir kimlik altına girdiğinizde ne olacak? Yarın yarışmalar düzenlenecek. Oraya tek başınıza katılmanız mümkün değil. Mutlaka bir derneğin üyesi olarak katılmanız lazım. Avrupa'da da böyle. O derneğin size verdiği hayvanların ayaklarına takılan bilezik dediğimiz halkalarla yarışmalara katılıp hayvanınızı orada en iyi bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Hem maddi yönden alacağınız derecelerle hem de manevi tatmin. Düşünebiliyor musunuz? Ufaktan hayvanı aldınız, büyüttünüz, yetiştirdiniz. O yarışmada ama bölgesel çapta ama Türkiye çapında o hayvanınız ilk 3'e veya ilk 5'e girdi. Sizin için büyük bir manevi mutluluk. Evet. Manevi mutluluğun yanında maddi gelirisi de olacak, getirisi de olacaktır. Maddi getirisi nedir bunun? Irk özelliklerini taşıyan hayvanın birincilik almasıyla bir dernek üyesi olmayan kişinin standart tavukları aynı kategoride değerlendirilmeyecektir. Onun için ilk dereceyi alanların hayvanları daima daha çok talep görecektir. Yani dernekleşmenin önemi şöyle de ortaya çıkıyor. Hani dünyanın en güzel tavuğu bizde de olsa dernek üyesi değilsek hiçbir anlamı yok. Yok tabii, yarışmalara katılabiliyorsunuz. Yani bunun ayağında bir bileziği yoksa dünyanın en güzel tavuğu benim. Bu benim dünyanın, bu benim tavuğum ve dünyanın en güzel tavuğu demenin hiçbir anlamı, hiçbir esprisi olmayacak, doğru mu? Anlamı yok. Tabii biz yeni olduğu için size de dernek yöneticilere de büyük görev düşüyor. Evet. Bunları hayvanseverlere bıkıp usanmadan anlatmak lazım.
hangi platformlarda ama sanal alemde, ama katılacağınız ve açacağınız standlarla sektör fuarlarında bunları anlatıp niye dernek üyesi olayım diyen hayvanseverlerin aklından niyeyi çıkartıp ben dernek üyesi olmalıyım diye. Yani işe ilk başlar başlamaz yani ben bunu besleyeceğim ama hemen bir çatı altına gireyim demesi lazım. Tabii şunu söyleyeyim. Doğru olan o. Yani biz Avrupa her zaman örnek verirken diyoruz ki işte Avrupalı şöyle yapıyor, Amerikalı böyle yapıyor. İşte şu işte adamların dernekleşmesi var. İşte buna özenmektense bu zaten Türkiye'ye gelmiş, ayağımıza kadar gelmiş. Şu anda böyle bir dernek var. Yani birçok ilimizde var, onun üzerinde ilde var şu anda. Bir an önce bu çatı altına girmek, doğru mu? Girmek şöyle bir avantajları var. Biz de derneklere belli bir satışlarda iskonto uyguluyoruz. Evet. Bu sektör sektör, yem bazında, ilaç bazında, muayene bazında, kuluçka makinesinden tutun da kafeslere kadar dernekler ne kadar gelişirse sektörden yapılacağınız alışverişlerde o kadar indirim olanı ve hayvan indirim olanı alacaktır. Bu da amatör veya profesyonel hayvanseverlere yarayacaktır. Evet, şimdi şeylere, ırklara geri dönmek gerekirse, bu boylardan bahsetmiştik, boyutlardan, sınıflandırmadan. Bunu bize bir açıklayabilir misiniz? Kaç çeşit, kaç sınıf hayvan var? Bunu bir anlatabilir misiniz bize? Tabii, biraz evvel dünyada gösterişli ırkların, süs tavukları ırklarının nasıl geliştiğini kısaca değindik. İlk sınıflandırmalar dediğin gibi boylar olarak yapılmış. İri boylar, burada gördüğünüz brahmalar. Bunlar da 3 aylık hayvanlar, 3-3,5 aylık hayvanlar. Evet. Daha iri. Oldukça da iriler yani. İriler. Standart ırklar ve bantam dedikleri minyatür ırklar. İlk sınıflandırma böyle. Bunlara örnek verebilirsek, iri ırklara brahmalardan bir örnek verebiliriz. Bantam minyatür ırkları saberputlardan veya showgirllerden standart ırk. Herhalde koymadık buraya. Fizan standart, diyebilir miyiz? Fizan'a diyebiliriz. Ucağımızdaki fizan standart boy. Standartlara fizan'a diyebiliriz. Hamburg'a diyebiliriz. Evet. Laken Werders, Warwick gibi hayvanlara. Yumurtacı ırkların birçoğu standart ırka giriyor. Standart ırklara giriyor. Evet. Şimdi bunlar da kendi aralarında tabii bir sınıflandırma daha yapılmış ondan sonra. Bölgelere göre. Bölgelere değil, kıtalar Asya ırkı. Avrupa ırkları, Akdeniz ırkları diye. Bunların altında bir sürü tavuk cinslerinin isimlerini koyabiliriz. İşte Asya ırkları biraz daha iridir. Paçalı grupları daha fazladır. İşte Akdeniz ırkları, işte Legronlar gibi, Spanişler gibi, işte onlar daha hareketli ırklardır. Bir sürü özelliklerini sayabiliriz. Şimdi bunların özelliklerini sayarken, tabii bunları kendi kafamıza göre özelliklerini sayamıyoruz. Standartları var hepsinin. Brahma'nın standardı şekline göre, ibiğine göre, tüy yapısına göre ve hangi renkler ve onun variyeteleri, çeşitleri, evet, hangi renklerse bunlar belirlenmiş. Ana renkler budur, variyeteleri budur, standardı budur diye. Onun altına inersek bantam dediğimiz minyatür ırkların da belirlenmiş. Yarışmalarda bu kriterler göz önüne alınıyor. Yani başka türlü herkes kendi tavuğunu iyi derdi veya herkes kendi geliştirdiği bir renge iyi derdi. Ama standart olunca Avrupa'da da Brahma'nın standardı nedir? Açıyorlar. Yarışmalarda ona göre değerlendiriliyor. Peki ilerleyen dönemde Türkiye olarak federasyonumuz kurulursak, bu dönemden sonra yapacağımız yarışmalarda biz bir Brahma elde ettik, iyi bir Brahma yavrusu büyüttük. Bize göre iyi. Fakat bunun standardına uymuyorsa bunu yarışmaya, hani görsel olarak çok güzel ama standardı olacak. O standarda uymuyorsa yarışmaya katılamayacak, doğru mu? Bakın burada seyircilere yanlış bilgi vermeyelim. Evet. Bizim bahsettiğimiz saf ırklar standardı belirlenmiş. Saf ırklar. Ama bir izleyicimiz de çıkabilir der ki benim için boyu rengi önemli değil. Ben karışık hayvan besliyorum. Brahma da olur, sarısıyla beyazla benim bahçemde güzel bir görüntü versin. Bu da bir besleme şeklidir. Buna da bir itiraz yok.
kimisi standartlar konularak, cinsler, ırklar konularak besleyebilir. Ama kimisi de karışıkla besleyebilir. O kişiye özel bir şeydir tabii de. Ya, o tercih tabii sebebidir de. Yani normal ama, şartlarda öyle bir ama, yok ama. Bilinçlenme diye buna biraz evvel bahsettik. Evet. Artık bize gelenlerden görüyoruz ki çoğu ırk özelliklerini koruyarak besleme yapmak istiyorlar. Yani ayrı ayrı kümeslerde bilinçli renkler üretici. Bilinçli. Yani ama karışık besleyenlere de hiçbir şey söyleyemezsiniz. Zevktir, onun hobisidir, onun beslediği hayvan çeşitleridir. Peki boyutlarından bahsetmiştik. Şey, bunların boyutlarına göre yumurta oranları değişiyor mu? Mesela küçük ırklarda şu kadar yumurta, orta ırklarda bu kadar yumurta, işte büyük ırklarda şu kadar yumurta adedi var mıdır? Boylana göre değişmekle beraber daima iri hayvanların biraz daha yumurta adetleri, yani Brahma gibi biraz daha azdır. Şimdi bugün bunların hiçbirisini legronlarla kıyaslayamayız. Ticari legronlarla veya Sussex'lerle kıyaslayamayız. Onlar yumurta, Sussex'ler yumurtacı ve etlik yönde geliştirmiş. Legronlar yumurtacı yönde geliştirmiş. Ama bunlar görsel amaçla geliştirmiş hayvanlardır. Bunlarda yumurta verimi, çok fazla yumurta almak ön planda değildir. Evet. Senin de bildiğin gibi bunla, bu hayvanlarda görsellik ön plandadır. Ama tabii ki üretmek için de belli miktarda üretmek için de besleyiciler, süs tavukları besleyen hayvanseverler seçimini yapıp en fazla yumurta veren süs hayvanlarını seçebilirler. Bizim tabii çiftliğimizde aynı zamanda süs hayvanlarının yanında iki ırk da ticari ırk dediğimiz Legron, bizim Türkiye'de Ligorin dediğimiz. Evet. Ligorin ve Sussex ırkı da beslemeyiz. Aslında dünyada bunlar yumurtacı ırklar, bahsettiğimiz ırklar Sussex, ama bizde... Sussex çok yönlü, et ve yumurta yönlü. Ligorinler, legronlar da yumurta yönlü ırklardır. Yani dünyadaki aslında işleyiş şekli yumurtacı ırk. Yumurtacı ırk. Bizde yeni bir ırk olduğu için... Şundan bahsedeyim. Bizdeki ligorinler ticari ligorinlerden farklıdır. Ticari ligorinlerin, yani bugün çiftliklerde, büyük çiftliklerde beslenilen ticari ligorinlerin grupluk özellikleri en aza indirilmiş, boyları kafes sistemine sığmaları için daha ufaltılmış, daha az yemle, daha az alan kaplamayla daha çok verim almaya yönelmiş ticari ırklardır. Bizim beslediğimiz ligorinler, şimdi göreceksiniz, genetiğiyle oynanmamış. Yani çeşitli renk varyasyonları, variyeteleri olan, işte sarısı, Mileflur'u, Black Motlet'i, Isabel'i olan biraz daha görsel amaçlıdır. Ama yumurta verimi ticari ligorinlere gayet yakınındadır. Yani onlara yaklaşıktır. Yem ticari tüketimi ırklar, de öyle midir? Yem tüketimi de öyle midir? Yem tüketimi ticari ırkların biraz daha azdır. Yani normal süs olarak baktıklarımız öbürkünlere göre biraz daha fazla, evet, olabilir. Çünkü bunlar artık süs demiyoruz biz. Çünkü biz toplam 3 seneden beri ligorinleri besliyoruz. Biraz sonra göreceğiz. Bunu yaşayarak gördük ki müthiş bir yumurta verimleri var. Zaten çıkarttığımız hayvanlarda da göreceksiniz. Yani ticari ligorinlere yakın yumurta verimleri var. Şöyle, yalnız ebat olarak da çok farklılar yalnız. Ebat olarak iriler tabii. İriler, yani normal ticari diye bahsettiğimiz ligorinler gramaj olarak bilmiyorum ama küçükler bayağı. Yani yan yana koyduğumuz zaman neredeyse iki katı büyüklüğündeler. İki katı bu bahsettiğiniz de kafeslere sığmayla, sığmayla ilgili en az alanda alan kaplaması ile ilgili. Evet, peki. Ama şunu da bahsedeyim artık Göksel. Dünyada artık organik her alanda organik tarımın çoğalmasıyla birlikte artık yumurta alacak olanlar da
salma tavukçuluk mu, organik tavuk yumurtası mı, salma tavuk yumurtası, buna dikkat eder oldu. Ticari yumurtacılar yine sayıları, ticari yumurtacıların sayıları yine çok fazla olsa da satışları, satış adetleri artık bilinçli tüketiciler organik ve salma tavuk yumurtasını daha çok tercih eder oldu. Bunu da gelen hayvanseverlerden veya yazışmalardan veya bize salma tavukçuluk yapmak istiyorum, organik tavukçuluk yapmak istiyorum, bizden öneri isteyen hayvanseverlerden anlayabiliyoruz. Peki sizden gelip bu süs ırklarından alıp yumurtacı olarak besleyen var mı? Öyle müşterileriniz var mı? Var tabii. Sussex ve Ligorinlerden var. Ama süs tavukları dediğimiz yumurtası daha az olanlardan yumurtacı ırk olarak beslemek pek doğru değil. Yumurta sayıları azdır. Evet. Peki yumurtalardan bahsettik. Şimdi gelişim, büyütme, bununla alakalı bir kısa bir konu anlatabilir misiniz? Şimdi yumurtanın evrelerini, gelişimini, kaç günde çıkıyor bunu bilmeyen izleyicilerimiz var. Şöyle yapalım isterseniz. Bizim sistem, çiftliğimizde park hayvancılıktaki sistem nasıl işliyor onu anlatayım ben size. Evet. Önce damızlık kümeslerimiz var. Burada toplanan yumurtalar günde en az 3 veya 4 sefer toplanır yumurtalar. O neden 4 defa? Hem tavukların gagalayıp kırmaması için hem de yumurtalık yumurta ne kadar çok yerde veya follukta durursa o kadar çok bakteri, mikrop alma şansı. Yumurtanın kabuğunda ürememesi için evet. Bir an önce ve bir an evvel toplanması lazım. Topladığımız yumurtalar kümeslerimizin hepsinde numaralar vardır. 1 2 3 diye gider. Topladığımız yumurtaların üzerine numaralar yazılır. Hangi kümesten yumurta toplandıysa o kuluçkhanenin yanındaki dinlenme odasında bekletilir. Bizim sistemimiz haftalık giriştir. Her hafta ama ördek olsun, ama sülün olsun, ama tavuk olsun bir haftalık süre içinde hepsini kuluçka makinelerine koymaktayız. Çıkışları tabii ki farklı. Ördeğin farklı, sülünün farklı, tavuğu farklı. Koymadan evvel de fumigasyon dediğimiz bir dezenfekte işlemlerinden geçirmekteyiz yumurtaları. Evet. Çünkü yumurta kabuğundan gelecek bir mikrop bütün o seneki o makineden, kuluçka makinesinden çıkacak civcivlerin randımanını etkiler, büyümesini etkiler. Çok mühimdir yumurta kabuğundan gelecek mikroplar. Fumige edildikten sonra makineye koyduğumuz yumurtalar 18. gün gelişim makinesi dediğimiz 1 saat 45 dakikada bir çeviren rutubeti %50 ile 55 arası olan makineden alıp 18. gün çıkım makinesine koyarız. Çıkım makinesinin ne farkı var? Çıkım makinesinde yumurtanın çıkması son 3 gün kala konulur çıkım makinesine. Evet. Çıkım makinesinin farkı rutubet değerleri daha fazla. Üretilen makine üretici başka bir şey başka bir değer vermedikten sonra %80-85. Sıcaklık yarım derece daha düşük ve çevirme yoktur. Yani dinleniyor orada yumurta. Dinleniyor. Çıkım aşamasına geliyor. Küçük minyatür ırklardan bahsetmiştik biraz evvel. Evet. Bunlar 19. günden itibaren çıkmaya başlarlar. Ama standart ırklar 21 günde. Ağır ırklarda 22'ye kadar uzayabilir. Ağır ırklardan kastımız Brahma'lar mı oluyor? Brahma, Koşin, 22. güne sarkabilir. Normalde sarkabilir. Çünkü standart çiftlik tavukları olmadığı için hepsi içeri hepsi dışarı 19'da 22 gün arasında değişmekte. Küçük ırklar neden peki 19 günde çıkıyor? Küçük ırkların yumurta hacmine bağlı olarak. Çabuk gelişiyor. Çabuk gelişiyor. Şurada bir bilgiyi de vereyim sayın seyircilere. Yine okuduğum kitaplardan ilk kuluçka makinesi, inkübatör denir. Mısırlılar tavukçuluk yetiştirme konusunda, kuluçka makineleri konusunda müthiş ileride bir ülkeymiş. Öyle mi? 4. yüzyıl Yunan kaynaklarına göre dünyadaki ilk inkübatör yani kuluçka makinesini Mısırlılar piramitlerin yapımı sırasında
15 bin yumurta alacak şekilde bir alana etrafını ateşler yakarak, etrafına da bakıcıları koyarak, onunla belirli bir süre içinde çevirerek 15 bin yumurta alacak ilk inkübatörleri yaptıkları söylenir. Mısır'daki piramitleri yapan çalışan işçilere buradan yetiştirdikleri tavuklarla beslenmesine yardımcı olduğunu söylenir. İkinci bir kaynak da Çin Seddi'nin yapımında yine Çinlilerin, yine bu Yunanistan 4. yüzyıl kaynakları, Çin Seddi'nin yapımında ateşte ve kendi kendine yanan tezeklerle inkübatörlerin, kuluçka makinelerinin yaptıkları ve Çin Seddi'ni yapan işçilerin gıda ihtiyacını bunlarla karşılandığını bu kaynaklar bildirmektedir. Şimdi buradan da anlıyoruz ki bugün müthiş, dünyadaki müthiş medeniyetin arkasında gene tavuklar çıkmaktadır. Evet. Yani bütün. Şimdi yeniden çiftliğimize dönecek olursak, evet. 21 günde çıkan civcivimizi bizim büyütme odalarımız vardır. İlk 10 gün besleyeceğimiz hayvanlara odaların sıcaklığı 35 derece. Ondan sonra sırayla 3 günde bir yarım derece düşürerek o odalardan birinci oda, ikinci oda, üçüncü oda ve dördüncü odada ısı vermeyiz artık ve dış ortama alıştırırız. Hayvanlar 3 aylık olasıya kadar, hatta 2,5 aylık olasıya kadar büyütme kısmından çıkmaz. 2,5 aylık olan hayvanlar bizim dış ortamda büyütme kümesleri dediğimiz kümeslere alınırlar. Evet. Burada da bir ay geçirdikten sonra 3-3,5 ay civarında hayvanseverlere sunulurlar. Şimdi bunları beslerken, bu nasıl, sistemini nasıl anlatırken beslenmesini de bahsedelim. İlk 10 gün civciv yemi, etlik civciv yemi kullanmaktayız biz. Etlik civciv başlangıç yemi diye tabir edilir. Başlangıç. Yemden, 10 evet. günden 20 güne kadar veya 25'e de uzar. Etlik civciv. Ondan sonra da etlik piliç. Ne zamana kadar? O hayvan ırkına göre değişir. Minyatür ırklarda, işte zibritlerde veya habeşlerde, evet. veya şovgörlerde 5 aya kadar. Brahmalarda, Brahma'nın vücut yapısı daha geç tamamlandığı için 7. 8. aya kadar etlik piliç yemini kullanmaktayız. Niye kullanıyoruz? Bundaki değerler daha yüksektir. İçinde bazı yerde beslenen hayvanlardaki hastalıkları önleyici bazı katkı maddeleri vardır bu yemin içinde. Evet, biraz daha pahalıdır ama kaliteli bir üreticiden alacağınız yemler bunun faydasını biz senelerden beri görüyoruz. Yani tamamen gelişimle alakalı gelişimle. Üretilmiş yemler. O yüzden biz faydasını göreceğiz. Hayvan yani vücut böyle gelişimini tamamladıktan sonra artık karma yemlere, yumurta yemlere, taneli yemlere geçebilirsiniz. O bizim tercihimiz. Nasıl istersek öyle yapabiliriz değil mi? Yani 8. Tabii. Atıyorum bir Brahma besledik. 8-8,5 aya kadar bahsettiğiniz gelişim yemiyle bakacağız. Ondan sonra artık tercihi hangisi ise ona döneceğiz. Veya tabii. yumurtalık yemle devam edeceğiz. Şimdi bunun yanında yine sevgili seyircilere bir bilgi daha verelim. Bizim aşı programımızı verelim. Evet. Bu kadar çok hayvanı sağlıklı tutmak mutlaka bir belli bir periyot içinde olmalıdır. Kesinlikle. Belli bir düzen içinde olmalıdır. Bu düzenden bir tanesini taviz verirseniz dönülmesi çok yol, çok zor, hatalara sebep olursunuz. Biz vurduğumuz aşılar 4 hastalığa karşı aşı vuruyoruz. Nedir bu? Birinci gün manek dediğimiz Türkiye'de çok bilinmeyen ama yurt dışından gelen yumurta ve hayvanlarla yurt dışından yumurta ve hayvan gelirken mutlaka hastalıkla getiriyoruz. Evet. Bu bir gerçek. Marek dediğimiz ilk 24 saat içinde vurulan -144 derecede azot tankında saklanan bir aşı. Zor bir aşı. Evet. Şöyle zorluğu amatörlerin, yani amatör hayvanseverlerin bulması zor bir aşı. Biz bunu ilk gün
birinci gün makineden çıktığımız gibi civcivlere marakaşısı vuruyoruz. Maliyet açısından da çok büyük bir maliyettir. Maliyetti, tabii şimdi hani evet. Genelde hayvanseverler 3 tane 5 tane yapıyor. Onun yerine diyeceğiz ki hani alacaksak doğru bu işi doğru yapan bir çiftlikten almak, bu aşıyı uygulamış olan bir çiftlikten almak daha doğru. Doğru. Bu tabii 15. gün 15. 20. gün arası veba aşısı yapıyor. Newcastle. Evet. İki sefer yapıyoruz. Bir göze damla şeklinde. Bir de enseden 15. gün enseden ve göze damla şekilde aynı gün bir de kanattan çiçek aşısı yapıyoruz. Evet. 15 gün sonra yani bir ay zarfında gumbora dediğimiz gençlerde 3 aya kadar görülen ve %50'ye kadar ölüm sebepleri, ölüm riski olan bir hastalığa karşı birinci ayda bunu yapıyoruz gumbora. Ondan sonra veba aşısını 3 aylık olduğu zaman suda bu sefer, iğne değil, bir sefer daha tekrarlıyoruz. Suda veriyoruz ve hayvanseverlere, alacak hayvanlara bağışıklık seviyesini tavana çıkartmak anlamında evet, bunlar yapılıyor. Evet, evet. Peki az önce marek dediniz. Marek bu felç diye, halk arasında felç diye bilinen bir hastalık. O hastalık mıdır? Bir de gumbara dediniz. Gumbara dediğiniz hastalığın nasıl belirtileri vardır? Şimdi neler vardır? Marek özellikle bazı cinslerde Avrupa'da görüştüğümüz kişilerde çok bazı ırklar bu hastalığa karşı daha hassas oluyor. Dediğiniz gibi senin göğüsten kuruma ve en son belirtisi balerin duruşu denilen bir ayak önde bir ayak arkada evet. olarak en son hayvanı yürüyemez. Biz duyuyoruz mesela tavuğun felç oldu diyor adam. Tavuğun evet. felç oldu ama yani bahsettiğimiz aslında tabii bunları anlatırken ben burada tecrübelerimi anlatıyorum. Evet. Yetiştirdiğimiz. Bunları hayvanseverler yakınındaki veya şehrindeki kasabasındaki bir uzman bir veterinere danışması çok daha iyi olur. Evet. Ben burada yaptığımız işleri anlatıyorum. Bizim de iki veterinerimiz birden var. Hı hı. Otopsi yaptırıyoruz. Bazı hallerde bakıyoruz neyi uygulayalım, hangi periyodu uygulayalım, hangi aşı takvimini uygulayalım. Oturup ortaklaşa karar veriyoruz. Yani şöyle diyebiliriz. Kümesimizde bir ölümle karşılaştık. Hemen bunu alıp imha etmektense ilk önce bir veterinere götürüp mutlaka. Bunun sebebini öğrenelim. Sebebini yani zekinleri en yazık büyük, olmasın. En büyük hatamız bu. Evet. Göksel. Bizden çok telefonla işte benim şuradan hayvan aldım, buradan güvercin aldım, şuradan ne olabilir? Şimdi bu işler telefonla olmaz. Evet. Bir ilaç sindirim sisteminde mi, ciğerlerinde mi, üst solunum yollarında mı? En iyi bunun bir otopsiyle. Ama hayvanseverler de haklı. Bulunduğunuz şehirde veya kasabanın da tavuktan uzmanlık alanı tavuk olan veterinerleri bulmakta evet. zorluk çekiyorlar. Biz şanslıyız Bursa'da. Yanımızda laboratuvar var. Evet. Yanımızda uzman veterinerler var. Onun için biz bu konuda şanslıyız. Biraz evvel sorduğunuz sorun geleyim, gumbora'ya geleyim. Evet. Gumbora 10 sene evveline kadar bizde yoktu. Nasıl tanıştık gumborayla? 10 hatta daha fazla 2000 senesinde. Amerika'dan getirdiğimiz yumurtalarda yetiştirdik. 2 aylıktan ölümler başladı 1-2 hiç. Götürdüğümüz zaman veterinere dediler ki gumbora. Gumbora nedir? Ondan sonra araştırmaya başlayınca aşısı olduğunu öğrendik. Bir genç hastalığı kanamayla gelen bir genç hastalığı büyük hayvanlarda görülmediğini öğrendik ve işte 2000 senesiydi 15 seneden beri aralıksız gumbora aşısını uygulamaktayız. Kanama dediğiniz iç kanama gibi bir şey mi? İç kanama. Ben şimdi burada fazla da bilgi vermek istemiyorum çünkü veteriner değilim. Mutlaka. Onu inşallah ileriki programlarda uzman ama bir... Şöyle de diyebiliriz biz kümeslerimizde genelde konuşuluyor üreticiler arasında diyor ki hemen işte öldü 1-2 aylık oluyor hemen ölüyor 1-2 aylık hani dediğim ama gibi bir sürü sebebi vardır onun. Ya işte hani az önce dediğim gibi yani biz bunu atıp hemen imha etmeyelim de tabii biz bunu alalım en yakın bir veterinere götürüp bir otopsi yaptıralım. Ondan sonra diyebiliriz ki bu hayvan gumbaradan, marekten veya işte farklı bir hastalıktan aynen öldü. Öyle 24 saati geçmemiş ölüleri bir götürün uzman veteriner açıp
Açınca zaten otobüste ne olduğu meydan çıkar. Ona göre belki çok basit bir şeydir. Belki aşı kullanmanız gereken bir şeydir. Yani bunun önlemini ancak öyle alabilirsiniz. Tabii hayvanseverler de haklı. Hayvanseverler az hayvan olduğu için uğraşmak istemiyor. Ama sürü yönetimi dediğimiz bir daha fazla hayvan beslediğin zaman bunlar şart. Kesinlikle katılıyorum. Sağlıklı bir hayvan beslemek için şart. Evet. Peki üretimlerden bahsetmiştik. Gelişimle alakalı yaptığınız farklı bir çalışma var mı? İşte yemdir, yem rasyonunda işte vitaminler. Gelişimle ekstra vitamin haricinde yetişmiş hayvanın yeşilliğin haricinde fazla bir şey kullanmıyoruz. Kullandığımız marka ismi vermeden multivitaminler var. Evet. Verdiğimiz periyotta örnek veriyorum. Hayvanlara kurt ilacı verdiysek verdiğimiz K vitamini var. Çünkü o onu dengeliyor. Bazı kanamaları önlüyor. Vitamin, multivitamin yani birkaç vitamin bir arada olduğu ağırlıklı murda vitaminden başka özel ekstradan verdiğimiz bir ek madde yok. Normal bahsettiğiniz normal yem zaten. Yem düzenine dikkat ediyoruz. İşte etlik cici başlangıçtan büyüyeseye kadar büyüme performansına, aşıları tam olmasına ve vitaminleri ve tabii hayvanın beslediğiniz yerin sağlıklı olmasına. Evet. Peki izleyicilerimizden şimdi bilgi edinmek isteyenler var. Bazıları diyor ki hani şimdi biz bundan hangisini damızlık bırakalım? Neyine bakarsınız damızlık bırakılacak bir hayvanın? Herhangi bir ırkın. Mesela atıyorum şimdi bu Fizan'ın nesine bakmamız gerekir? Veya bir Brahman'ın nesine dikkat etmemiz gerekir? Şimdi damızlık bırakacağınız hayvanın önce özelliklerini bilmeniz lazım. Yani bu ırk standartlarını mı iyi biliyor olmamız lazım? Mesela elinizdeki kucağınızdaki Silver Lajet Fizan. Evet. Bunun, yani bundan bahsedelim özellikle. Hı hı. Bakın, oya dediğimiz beyaz üzerine siyah çerçeveler net olmalı. Hı hı. İçine birbirinin içine girmemeli. İkincisi, kafasındaki o danteller kafasında da bulunması ayrı bir kalite katar hayvana. Bunu da kişilerden oradan buradan değil Türkiye'den veya Avrupa'dan İngilizceniz varsa veya çevre sitelerden girip Silver Lajet Fizan'ın özellikleri nedir? Boyu nedir? Tepeli nedir? Tepesi nedir? Sakalı nedir? Kuyruğu nedir? Onları iyice öğrenip ondan sonra damızlık bırakmanız gerekiyor. Derneklerden yine derneğe döneceğim. Evet. Dernekler standardı belirledikten sonra bunlar için karşılıklı oturup o dernekteki başka fizan besleyenlerle bilgi alışverişinde bulunabilir. Mutlaka. Şimdi derneğimizde var mesela bizim derneğimiz için konuşuyorum. Ben Bursa Derneği için konuşuyorum. Evet. Bursa Derneği'nde bir tane üyemiz var. Denizli besliyor ve işini de hakikaten iyi yapıyor. Denizli besleyeceksek diyeceğiz ki işte Denizli nasıl olur? Bu Denizli midir? Doğru Denizli midir? Böyle bilgiler alabiliriz dernek vasıtasıyla dediğiniz gibi. Alacağınız kişiden ziyade şuna bakmak lazım. Denizli'nin standardı belirlenmiş mi? O da ayrı bir konu tabii. Çünkü bunu standart belirlemesi için o derneklerin bir araya gelip Denizli'nin renkleri budur, varyeteleri budur, boyları şudur, ibik yapısı budur diye onu zaten bildikten sonra hem kişilerden de fikir alabilirsiniz, hem de o kitapçığı veya kılavuzu, o standartları elinize alıp karşınızdaki hayvanı kıyaslayabilirsiniz. Peki Ömer abi, bizim en önemli konumuza gelelim. Osmanlı Sultan Tavuğu'ndan bahsedelim biraz. Tabii. Yani ülkeye dönüşünü sağlayan kişisiniz Osmanlı Sultan Tavuğu. Biz daha önce bunu haberlerle, röportajlarla duyurmuştuk zaten sizin adınızı da. Bunu biraz anlatabilir misiniz bize? Osmanlı Sultan Tavuğu nasıl oldu, nasıl gelişti bu iş? Tabii bunu gerçi çok kere anlattım ama tabii duymayan izleyicilerimiz. Şimdi biraz evvel bahsettiğim 2000 yılında Amerika'dan yumurta getirttiğimiz o süs hayvanları çiftliğinde katalogla birlikte kataloğu araştırırken Sultan Tavuğu yazıyordu. Türkçe Sultan.
İsmi değişmemiş. Hala değişmemiş. Sultan olarak Sultan. Kalmış. Hatta o katalogda hala benim arşivimde duruyor o katalog. Evet. Baktım. Sultan Tavuğu 1850 yılı Türkiye ana vatanı yazıyor. Ama şöyle bir ilginç bir tarafı vardı. Tepeliler grubuna koymuştu. İşte bu kucağınızda tuttuğunuz Silver Lacet Fizan'da kanları o kanlardan. Şimdi tam hatırlamamakla birlikte yumurtaları diğer fizanların 1 dolarsa Sultan Tavuğu'nun yumurtası 2 nokta küsür dolardı. Evet. Yani orada da kıymetli bir ürün. Kıymetli. Bunu araştırınca nasıl böyle bir tavuk, niye haberimiz yok? Şimdiye kadar nasıl haberimiz olmadı? Araştırınca yumurta sayısının çok düşük olduğunu gördük. 70 adetle. Evet. Sultan Tavuğu'nun özelliği neydi? Tepeli, tepe dediğimiz kafa tüyleri, sakal dediğimiz çene altı tüyleri ve en önemli ayırtıcı özelliği paçalı ve beş tırnaklı oluşu. Ve tek rengi beyaz. Şimdi günümüzde başka renkleri de üretilmeye başladı ama Osmanlı dönemindeki Sultan Tavuğu'nun rengi beyaz olarak belirliyor. Asalet simgesidir diye denir. O yüzden de beyaz olduğu söyleniyor. Bunun tarihine gelirsek, araştırmalarımda gördüm ki 1850 yılları arasında sarayda yetişmiş. Sarayda padişahın sarayındaki kümeslerde yetişmiş. Halka inmemiş, halka verilmemiş halkın besmesine. Gelen misafirlere, yabancı misafirlere hediye edilmiş. Ama sonra Osmanlı'nın son döneminde bu ırk ülkemizden kaybolmuş, gitmiş. Osmanlı son döneminde. Ama İngilizler biraz evvel bahsettiğimiz gibi o kulüp ilk gösterişli ırklar kulübünü ve standardını kuran almışlar. Sahip çıkmışlar buna. Ama ismi hep aynı kalmış. Sultan. Bizi en çok tatmin eden yönde o zaten. Evet. Sultan olarak ve kalmış. Literatürlerde Osmanlı Türkiye'de yazıyor. Ve dünyaya yayılmış. Ve bugün aranılan bir süs tavuğu. Yarışmalarda özellikle üreticileri olan, sırf sultan üreten, Avrupa'da bir sürü üreticiler bunu gördük olan bir süs tavuğu. Konumuza dönersek, hemen yumurtaları aldığım çiftliğe, Amerika'daki çiftliğe bir sipariş daha verdik. Ama o çiftlik tek yumurta satmıyordu. Tepeli grupların hepsinin yumurtasını satıyordu. İçinde sultan da var diyordu. Özellikle ayrı alamıyorsunuz. Ayrı alamıyorsunuz. Fizanlar da geliyor, tepeli ne varsa hepsi birlikte özellikle geliyor. Özellikle rica ettim. Bakın evet. böyle bizim için çok önemli. Türkiye'de kalmamış. Siz de yazmışsınız Türkiye ana vatanı. Ama olumsuz cevap geldi. Bir parti daha tepeli yumurtası getirdik. Gene çıkmadı. İki parti getirdik, çıkmadı. Üçüncü partide bir tane horoz çıktı. Tek. Bu sefer artık Amerika'dan getirmek de çok zordu. O da 15-16 yıl evvelinden bahsediyorum. Evet. Avrupa'dan üreticilerini bulduk. Çok kısıtlı sayıda o zamanlar üreticileri vardı. Üreticilerini bulduk. Oradan da bir tane dişi getirdik. Canlı olarak çantaya dişi getirdik. Ve bir çiftten bugünkü sayılara ulaştık. Tabii sağ olsun basından da çok ilgi gördü. Sahip çıktılar. Hayvanseverler de sahip çıktılar. Sen de biliyorsun dernekte. Bugün Sultan deyince öteki tavuklar bir tarafa, Sultan Tavuğu da apayrı bir bize yere. Has, bize öz bir adı bile Osmanlı Sultan Tavuğu olduğu için bence her hobicinin kümesinde olması gereken ve bir şey. Ve bugün derneklerin logolarında da Sultan Tavuğu çoğu derneklerin olması gereken de o bence de. Oldu. Yani. Bizim tabii Denizli ırkımız var, Gerze ırkımız var ama bunlar hepsi mahalli kalmış. Evet. Yani bölgesel kalmış, Türkiye'de kalmış. Yani Denizli de şu anda görüyorum ki yavaş yavaş Avrupa'da özellikle Türklerin yaşadığı ülkelerde popüler olmaya başladı Denizli ırkları.
Ama Sultan her tarafta, dünyanın her tarafta Sultan deyince herkes Sultan tavuğunu çıkartıyor ve ana vatanı Türkiye diye bildiriyorlar. Evet. Peki Ömer abi, verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik Allah'a ısmarladık.